Sevgili dostlar kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugün konumuz biraz çetrefilli. Nasıl desem? Konumuz bugün miras. Evet her ailede zengin olsun fakir olsun her ailenin bir gün gündemine gelen gelecek olan gelmesi muhtemel konu. Bunu kendi mirasıyla ilgili düşünen düşünmekte olan birisine söylediğim bir şeyden çıktı bu video. Dedim ki çocuklarına ne olur ev mev bırakma. Ev, arsa, arazi, marazi bırakma. Dükkan, mükkan bırakma. Hatta yani daha yaşı olan birisiydi. Allah uzun ömür versin. Dedim dedim ki ne olursun sat parasıyla gez dünyayı gez bir şey yap nasıl yani dedi Kültürümüzde şöyle bir şey var dostlar. Çocuğuma ev, ev bırakmam lazım. Adam 40 sene çalışıyor. Çocuğuma bir ev bırakacağım diye. 40 sene çalışıp 40 sene gece gündüz yemeden içmeden çalışıp bir ev bırakıyor gerçekten. Öldükten sonra çocuk bir bakıyorsunuz iki kardeş kavgaya girmişler. Evi paylaşamıyorlar, satamıyorlar. Abuk subuk işler. Mirasçılara yaranabilen miras sahibi yoktur. Çocuklarınıza, çocuklarımıza ev, arsa, arazi bırakmak yerine o evi, arsayı, araziyi alabilecek yetenekler yeteneği, beceriyi, bilgiyi bırakmak çok daha önemli. Ve bunlardan da önce esas olan temele ahlak alabilmek, ahlaklı bir evlat yetiştirebilmek. Daha büyük bir miras yok. Belki çok klişe geldi sözüm ama ahlaki eğitimini almamış bir çocuğa, bir evlada, bir gence dünyaları da bıraksanız ne kendine yar olur ne insanlara faydası olur. Önce ahlaki temelini oturtturmuş olsanız ki zaten bize anne babalara düşen esas görev çocuklarını ahlaklı yetiştirmek. Bunu diyoruz hepimiz buna inanıyoruz ama maalesef uygulamaya geldi bunu yapmıyoruz. Çocuğumuza iyi örnek olarak iyi ahlak vermek yerine paranın, servetin, evin, barkın yeteceğini düşünüyoruz. İyi ahlaki temeli verdikten sonra da o evi kazanacak, o evleri, arsaları, arazileri kazanacak bilgiyi verin. O ister kazansın ister kazanmasın. Yani temelde miras dediğimiz şey, bakın etrafınıza meşhur bir tatlıcı, tat towers örneği vardır. Zincirlikuyu metrobüs istasyonunda gözüken devasa bir bina, tat towers. Salih Tatlıcı isminde bir iş adamı bu binayı yaptırıyor ve çocuklarına, torunlarına bırakıyor. O gün bugündür o devasa plazanın içinde bir gün bir saat mesai çalışma olmadı bir insan orada oturup çalışamadı kısmet olmadı Çünkü böldüğü kardeşler böldüğü çocuklar torunlar bu mirası paylaşamadılar davalı kollar ve yıllarca süren bir dava ve o koskoca Plaza, çürüdü gitti sevgili dostlar. Ya ben artık yani dayanamayıp şey diyecektim yani gücüm olsa ulaşabileceğim insanlar olsa gidip yalvaracaktım ne olursunuz şurayı açın girişimciler gelsinler buranın masrafını maliyetini kişiye bölüp onlar ödesinler burayı iş yeri olarak sermaye olarak kullansınlar. Boş nasıl durur ya bir insan bir binayı nasıl boş tutabilir? Ama işte miras böyle bir şey. Düşünün ki koskoca bereketli mümbit topraklarınız var ama miras kavgası var. Ekemiyorsun, biçemiyorsun, ekene veremiyorsun, kiralayamıyorsun üretemiyorsun, satamıyorsun. Ya Allah'ın toprağını deden zamanında bir miktar para vermiş diye senin olmuş ve sen bölüşemiyorsun, paylaşamıyorsun diye de insanlığın faydalanamayacağı bir şey dönüşüyor. Bu nasıl bir bencillik? Bu nasıl bir kibir? Bu nasıl bir insanlıktan çıkış? İşte bunun sebebi ne? Ahlakını vermediğin, kazanmayı öğrenemeyen, bölüşmeyi öğrenemeyen insanlara sen bölüşemeyeceği bir şey bırakırsan sonuç da bu olur. Ne oldu? O binayı yaptıran koskoca bir plazayı diken adama şu anda sizce dua mı ediyorlar? Beddua mı ediyorlar? O yüzden anne babalar lütfen ama lütfen çocuklarınıza evler arsalar he işleyen bir iş bırakabilirsiniz çalışan bir işletme bırakabilirsiniz emanet edebilirsiniz. O çocuk onu alır, büyütür, batar. O kısmet, o nasip, o işletmeyi büyütebilecek eğer ki eğitimi, kültürü, deneyimi verdiyseniz o zaten kazanabileceğini nasibinde, rızkında olanı zaten kazanır. Olmayan da zaten dünya bir araya gelse kazanamaz. Mesela hiç düşündünüz mü? Milli piyango biletleri alanlar niye iflah almıyorlar? Hiç düşündünüz mü? Milyonlarca lirada kazansa niye iflah almıyorlar? Çünkü babamın güzel bir sözü var burada. Diyor ki Para kazanmak onun yanında... Babamın söz müydü ya bu? Ben öyle hatırlıyorum. Neyse. <laughs> Babamın oldu artık. Babam şöyle söylüyor. Diyor ki parayı kazanmak Aynı zamanda onu kullanabilmek kültürünü de kazandırdığı için önemli. Yani bir adam 1 milyon TL'yi kazanırken onu yönetmeyi de öğrenebiliyor. O yüzden 1 milyon lirayı durduk yere bir adamın cebine koyduğun zaman ona iyilik yapmıyorsun. Onu bitiriyorsun, onu batırıyorsun. 100 bin lirayı döndürebilen bir iş adamına emanet olarak 1 milyon lira ver. Bir sene sonra o adam 10 milyon lira borçlanmış olarak kafana gelir. Niye? Çünkü o adam 100 bin lirayı yönetebilme kabiliyetine sahip. 100'ken 200'e çıkarabilir, 200'ken 300'e çıkarabilir ama 100'ken 1 milyona çıkarabilir çıktığı zaman o 1 milyonun dinamiklerini, çarpanlarını bilemeyeceği için, bileşenlerini bilemeyeceği için, amiyane bir tabir var ya, o kadar parayı bir arada görmediği için o parayı kullanamaz. Dolayısıyla çocuklara ev, arsa, marsa bırakacağınıza doğru düzgün bir hayat yaşayın. Kültürünüzü arttırın, gezin, çocuklarınızla birlikte gezin, yaşayın, insanlara iyilik yapın, insanlarla paylaşın. Çok daha kıymetli ve çocuklarınıza çok daha güzel örnek olacaksınız. O yüzden kendi ailem dahil herkese söylüyorum. Çoluğunuza, çocuğunuza ev, arsa, arazi marazi bırakmayın. Faydanız olmaz, zararınız olur. Arkanızdan dua edeceğini bekledikleriniz, öldükten sonra kendinizi onların dualarına emanet ettikleriniz beddualar eder arkanızdan. Ne size faydası olur, ne onlara faydası olur, ne size yar olur, ne onlara yar olur. O yüzden bu miras konusu çok doluyum. Yani saatlerce konuşabilirim ama küçük bir video ile bunu bağlamış olmak, bu konuyu yazmış, kaydetmiş olmak istedim. Miras iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Gerçekten bir bıçak gibi kullana göre değişir. Ama kültürünü kullanmasını bilmeyen için her araç, her cihaz, her silah tehlikelidir. Miras da onlardan bir tanesidir. Hani bazıları der ya böyle parayla uğraşan insanlar, yatırımları tavsiyelerimiz yatırım tavsiyesi değildir falan diye. Benimkisi de yatırım tavsiyesi Değil, yatırmama tavsiyesi, İyi bir yatırım yapmak istiyorsanız gerçekten çocuğun, evladınızın kendisine yatırım yapın. Mesela çok duyuyorum, evlenme, evlendirme aşamalarında çok fazla konuşulur. Neyi var? Evi var mı? Arabası var mı? İşte bizim çocuğumuz, bizim kızımız işte şöyle evde oturur, böyle evde... bir. Ya kardeşim çocuğunuz karşı taraftan beklediğiniz şey maddiyat zaten maddiyat beklemek çok ayrı bir şey de hadi onu ayrı tutuyorum. Elbette ki kimse çocuğunun sefil olmasını istemez. Bu çocuk elinde olanı büyütebiliyor mu? hareketlendirebiliyor mu? Ya da kaybederse sıfırdan başlayıp ekmeğini taştan çıkarabiliyor mu? Buna bakın. Bunu yaparsa babasının parasına bakarak kızını veren aileler var. Allah aşkına aklınızı peynir ekmekle mi yediniz? Babası öldükten sonra ya da babası battığında hiçbir şey yapamayacak olan sadece referansı babasıysa bu çocuktan siz neyi bekliyorsunuz? Ömür boy babasının başında bekleyeceğini mi zannediyorsunuz? O kadar tehlikeli ki kızınıza yazık ya. Hepsini bıraktım kızınıza yazık. Bu da ayrı bir miras konusu. Bu da ayrı bir miras meselesi olsa gerek. Evet miras konusundan çıktık. Nerelere kadar uzandık? Anne babalar özellikle ne olur bu videoları izleyin. Çocuklar, gençler, kızlar, erkekler anne babalarınızı izletin. Doğru şeylerle, doğru sebeplerle yola çıkın. Etraftakiler el alem ne der diye bakmayın. Şu şu düğünü yapmış, bu kadar olmuş. Benim kızım bu kadara düğün yaptı dedirtmem. Benim oğlum şu kadar evlendi dedirtmem. Şu evde oturuyor dedirtmem. Bırakın Allah aşkına bu işleri bırakın. Ya yani mutluluğa odaklanın ya merkeze mutluluğu alın. Dolayısıyla sevgili dostlar bugünkü konumuz miras Miras sadece parasal miras değil, maddi, manevi tüm mirasları konuştuk. Hangi miras olmalı, hangi miras başa beladır, hangi miras hayırlıdır, iyidir bunları konuştuk. Videomuzu izleyin, yorumlarınızı yazmayı lütfen unutmayın. Belki fikrimiz kusurludur, eksiktir, bilemeyiz, daha iyisini biliyorsunuzdur lütfen yazın. Onları da konuşalım, onlara da video çekelim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, paylaşımlarınızı lütfen esirgemeyin. Abone olmayı unutmayın, diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.